Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, bir önceki videoda birkaç tane içeriği yanlış ifade etmişim. Onları toparlamak istiyorum. İlk olarak şuradaki şu bölgedeki bir tane sandığı öldürmüştük aslında. Sandığı öldürdükten sonrasında içerisinden bir tane item düşmüştü. Ben o item'ı bulamamıştım. Lightning Winged Spear silahı düşüyor. Lightning Spear değil. Wing Spear silahı düşüyor. Hani envanterinizde zaten Wing Spear'lar var. Wing Spear satın almak isterseniz Mactuff satıyordu bunları. Ondan da alma imkanınız var. Bir tane satıyor ama yine bunu düşebileceğiniz düşmanlar vardı. Bu silahın Yıldırım Efsunlu halini satıyor. Ben yine de söyle, yani bilgisini vermiş olayım. Hades Spear her türlü bundan daha güçlü oluyor. Oyunun ilerleyen noktalarında aklınızda bulunsun. Bir diğer içerik de şurada atladığım bir içerik olmuş. Benden dediğim gibi bir sonraki videonun, yani daha sonra bu videonun içerikleri olarak aslında tanıtmayı planladığım bir NPC Invasion'dı. Dolayısıyla notlardan, yani ismine vesaire hiç çalışmadığım bir karakterdi. Ve beklenmedik bir şekilde bizi invade etti. Benim yine notları yanlış aldığım bir içerik olmuş. Bu Gutter bölgesindeki bütün meşaleleri yaktıktan sonrasında summonlanan bir karaktermiş kendisi. Şeyde çıkmıyor. Adını siz söyleyin. Diğer bu bölgenin ilerisinde olan meşaleyi yakınca değil, bu Gutter'daki bölgeye, Gutter'a ait meşaleyi yakınca summonlanan bir karaktermiş. Gutter'daki Gutter Denizen denilen karakter. Şurada bir tane de Invisible Hollow'umuz bulunuyor. Ben bunu öldürmeyi unutmuşum. Small Smooth and Silky Stone'ları henüz şey yapmadım. Herhangi bir yere teslim etmedim. Dolayısıyla burada Deckhammer bomba basarak Bonfire'a geri dönüyor olacağım. Yani buradaki içerikleri, eksik kalan içerik, yanlış ifade ettiğim içerikleri toparlamış olmak istedim. İlk yapacağım şey aslında Majinoyu unutmak olacak. Çünkü zaten kırılmış olan bir yüzümüz vesaire vardı. Hiçbir şeyimizin şimdiye kadar kırılmadığını hatırlıyorum. O yüzden repair mekaniğini birebir uygulama olarak gösterme imkanım var. Daha önce mekanikten bahsetmiştim ama göstermemiştim. Yine bu bölümümüzde bir aksilik olmazsa Bonfire Asset mekaniğini de tanıtıyor olacağım. Buranın, yani buraya kadar beklemiş olmamızın temel bir sebebi var. Bir aksilik olmazsa ondan nedenlerine bahsediyor olacağım. Repair dediğim zaman kırılmış olan ekipmanlar burada gözükür. Ve onlara bir miktar ruh harcayarak repair etme imkanım oluyor. Tahmin edeceğiniz üzere. Şimdi ben belirtmiştim, yaklaşık 15.000 ruh oranında bir alışveriş yapıyor olacağım bu arkadaştan diye. Hazır ruhlarım varken bunları yapmak istiyorum. Bu alışverişi yapmanıza hiçbir gerek yok. Aklınızda bulunsun. Ben sadece bu arkadaşın quest'ini yapmak için yapıyor olacağım. Şimdi bu arkadaşlar daha önce belirttim ya, emin değilim. Geçmiş videolardı. Yani videoları çok inceleyici uzun zaman oldu. O yüzden emin olmadığım için tekrar getirmek istiyorum. Kendisi diyaloglara girerseniz kendisi Blue Sentinel Covenant'ın aslında kendi gelmiş olduğu Volgar bölgesindeki satışlara biraz böyle sıkıntılar çıkardığından vesaire bahsediyor. Hani böyle kısa bir bilgi olarak bahsetmiş olmak istedim. Burada hani şimdiye kadar öldürmüş olduğumuz bosslara ait belli başlı hani zırh setlerini görüyorsunuz. Yani şu an Smelter Demon ile Lost Sinner bulunuyor. Ben bu iki zırhtan vesaire faydalanmayı düşünmüyorum. Bunlar beni çok ilgimi çeken içerikler vesaire değiller. Ama hani burada yeri geldiğinde kullanabilirim diye şu Pendle Handcuffs'ı satın alıyor olacağım. Bir miktar daha fazla Pyromancer hasar vurmak istersek bundan faydalanalım diye. Bir miktar daha ağır zırhlar giymek istersek bu kafalıktan faydalanabiliriz. Bu kafalı almış olalım diye. Mesela Smelter Demon'da böyle bir şey yok. Yani standart şeyler, içerikler. Bunun esas katkısı aleve karşı direncinizi arttırıyor olması. Yani bol miktarda alev saldırılarına uğradığınız bir bölgede eser takılıyorsanız bundan faydalanabilirsiniz. Yaklaşık olarak 7000, 6800, 13800 oranında bir harcama yapmış bulunuyoruz. Yani şurada benim genel görünüş olarak beğendiğim mesela Elite Armor Set var. Onu da harcamış olalım. Toplamda 11 bin, 17 bin lira falan harcama yapmış olduk. Kendisi bir sonraki uğraşımızda bir aksilik olmazsa biraz daha böyle fazla içerik vesaire satıyor olacak. Biraz daha işi genişletmiş ve biraz daha havaya girmiş bir karakter olacak. Geliyorum, dinleniyorum. Buradan Black Clutch'a ışınlanıyor olacağım. Yani bir videoda bir şey yanlış ifade etmişsem en azından ilerleyen videoları düzeltmek istiyorum ki sıkıntı çıkmasın. Sizlere yanlış yönelmiş olmayayım. Her şeyden önce psikopat gibi ilerlediğim için şu arka taraftaki meşaleyi yakıyor olacağım. Yani Gutter'daki son meşale olarak ben bunu not almıştım. Yani o meşale yakma diye not almıştım. Bunu yaktıktan sonra bir şey olacağını biliyordum. Notlarımda olduğunu biliyordum ama ne olduğunu hatırlamıyordum ama bunun da olmuyormuş. Yani bu Gutter'daki meşalelere girmeyen bir meşaleymiş. Ben de bunu sizlerle öğrenmiş oldum. Şimdi burada çok fazla meşaleye belki ihtiyaç duymuyor olabilirsiniz. Ben genel meşale kullanmanızı tavsiye ederim. Esas sıkıntı şu. Şu şekilde bol sayıda şey var. Zehir fırlatan heykel var burada. Zehirlenmek işten bile değil açıkçası. Bu heykelle böyle tek tek vura vura kırabilirsiniz. Mesela elinizdeki silaha şey olsun istemiyorsanız, yani elinizdeki silahtan çok fazla şey kaybetmek istemiyorsanız, durability veya dayanıklılık kaybetmek istemiyorsanız geçin mesela bu zanza.
Mızrakla dümdüz saldıracağınız için kırması biraz daha rahat olacaktır. Daha hızlı kırabilirsiniz. Bu kırıyor olma aksiyonu biraz daha işinizi rahatlattığı için faydalı oluyor. Alev oklarından faydalanıp zaten bir tur bunları göstermiştik. Şurada düşmanlarımız var. Onlar yansın istiyoruz. Diğerlerinde yok mesela. Hani onları atmanıza gerek yok. Mesela bunlar da yok. Ama şu ikisinde var. Dolayısıyla bunları yakıp uzaktan tatlı tatlı buraya ilerletme imkanımız oluyor. Ben gene de hani şu soldaki ikisinin olmadığı halde onları yakmış bulundum. Bunları kırıyorum ki zehirliyle vesaire uğraşmayalım. Hem de bu bölgeyi keşfederken hani izleyebileceğiniz rahat bir yol yordamı göstermek niyetindeyim. Bu mızrakla vesaireyle. Yani mızrak kırılsa da vesaire sıkıntı değil sonuçta. Bir saniye. Şeyleri geri takmam lazım. Niye diyorum stamina yavaş doluyor. Yüzükleri değiştirdiğimi unuttum. Silver Trinket artı bir taktık. Şurada şey alalım. Tavata Silver Serpent peki. Arkadaşlar bazen siz sandığa çıkan saldırabiliyorlar. O yüzden kırıyorum bunları. Büyücü arkadaşlar biraz ilgilendiriyor aslında bu içerik. Almanızda fayda var tabii ki. Buradan Great Magic Weapon elde ediyorsunuz. Shotel çok önemli değil ama Great Magic Weapon bir tık önemli. Hani eğer ki Magic Weapon'dan vesaire faydalanıyorsanız oldu emin değilim. Okey, elinize sağlık. Yani Magic Weapon'dan faydalanıyorsanız Great Magic Weapon tahmin edeceğiniz üzere daha fazla aslında şey imkanı tanıyor. Hasar imkanı tanıyor. Kırıldınız efendim. Şimdi burada sadece böyle daha rahat gösterebilmek için ben meşaleden faydalanıyor olacağım. Şimdi bu taraftan bu bölgeyi keşfederken şöyle sağ taraftan aşağılara arada bir bakmakta fayda var. Yani aşağıda bir platform görüyor musunuz? Mesela şurada bir tane platform var gördüğünüzde. Bir başka platformu da ileride bulma imkanımız olacak. Buradan şöyle yavaşça aşağı düşme imkanınız var. Düşerseniz ve yukarı çıkarsanız, eğer ki şimdiye kadarki diyaloglarını vesaire devam ettirdiyseniz, Lucatil ile burada karşılaşıyor olacaksınız. Gördüğünde böyle bir hani konuşmakta zorlanıyor. Benim diyor bütün diyor düşüncelerim dağılmış birbirine girmiş durumda. Bu diyor lanet neyin nesidir? Hani kafamda diyor sürekli olarak bu soru yankılanıyor ama buna cevaplayabilmek için odağımı bir türlü toplayamıyorum. Burada vermiş olduğu diyaloğu ben çok beğeniyorum. Diyor ki kaybetmek diyor. Kaybetmek beni yani limiti olmayacak şekilde hani açıklayamayacağım miktarda korkutuyor. Çok fazla korkutuyor. Anılarımı kaybetmek, benliğimi kaybetmek. Eğer ki diyor seni öldürecek olmak benim bu lanetten kurtulmama imkan tanıyacaksa hiç diyor şüphe etmeden, hiç diyor çekinmeden kılıcımı çeker seni öldürürdüm. Ben diyor yaşamak istiyorum, var olmak istiyorum. Çok insansı, çok böyle içten bir diyalog olduğunu düşünüyorum ben bunun. Bu diyalog da aslında oyunun başında almış olduğumuz diyaloglardan bir tanesiyle ilişkili bir yapıda ve güzel bir bağlama olduğunu düşünüyorum. Yani karakterlerin diyaloglarını almaya devam ederseniz aslında onların arasındaki düşünce benzerliklerini görme imkanınız oluyor. Way of Blue Covenant'a katılmamıza imkan tanıyan bir tane NPC vardı Majula'da. Kendisi işte ölüm sayımızı görmemize imkan tanıyan tabletin yanında oturuyordu. Onunla ilk konuştuğumuz zamanlarda şöylesi bir diyalog verdiğinden bahsetmiştim. Diyordu ki eğer ki diyor bu lanetin aslında özünü, kaynağını incelersen onun aslında ruhun kendisinden geldiğini görme imkanın var. Yani bu dünyada yaşıyor olmak, doğmuş olmak, bu dünyada yürüyor olmak esas lanet bu. Ve diyor bu içerisinden çıkamayacağımız bir ikilem diye bir cümle veriyordu.
Burada aslında bu cümleye bağlı, yani bu cümle noktasında Lucatil'in yorumunu alma imkanınız oluyor. Diyor ki ben diyor bazen bu benlik denilen şeyle şeye dair kendimi saplantılı hissediyorum. Yani bu benlik aslında çok da önemli bir şey değil belki ama ben kendimi ona karşı saplantılı hissediyorum. Ve diyor hani bunu korumak ne pahasına olursa olsun buna sahip çıkmak istiyorum. Ama hani lanetlendiği için yani zaman içerisinde ne yazık ki anılarını vesaire kaybediyor. Ve diyor ki belki de diyor doğduğumuz andan itibaren diyor lanetlenmişizdir. Belki de hepimiz zaten lanetliyiz. Yani lanet bizi undead laneti bizi vursun vurmasın doğmuş olmanın kendisi belki de lanettir diye bir yorumda bulunuyor ve daha sonra devam ediyor. Sen de diyor aslında yani benim gibi yapardın öyle değil mi? Sen de kendi benliğini korumaya çalışırdın öyle değil mi diyor. Ama biz cevap vermeyince bu diyaloğu veriyor. Çok böyle başarılı buluyorum bu Lucatil karakterinin işlenişini bu oyunda. Umarım hani diyalog noktasında sizlerin de hoşuna gidiyordur. Umarım sizlere keyif veriyordur. Yani açıkçası hani oyunu oynarken sadece böyle geçtim, bossları yendim, ha 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 şeklinde oynamaktan çok keyif alan bir insan değilim. Tabii ki o da eğlenceli ama yani biraz daha işin lore'unu, hikayesini biliyor olmak bence daha fazla bir zevk, daha fazla bir mutluluk. Şimdi buradan şeye geçiyorum, Power Stance'e geçiyorum. Şuraya doğru, sol tarafa doğru aşağı düşüyorum. Buradan bir tane böyle solucanın çıktığını göreceksiniz. Kendisine ara ara saldırıp kendisini öldürüyorum. Bu arkadaş sağına soluna saldırabilir. Buradan dışarıya doğru böyle var gücüyle fırlayabilir. Farklı saldırı yapılarına sahip. Bir diğeri burada. Yani bunun üzerine göstermek niyetim var onları. Mesela geri girdi. Bekleyin burada. Hop diye fırlıyor olacak gibi. Uzağında olup saldırmanız en mantıklısı. Şimdi burada dilerseniz bir şehit olarak 5 vuruyu ile tamamlayabiliyorsunuz. Sağ olsun bize her yere yardımcı oluyor. Tabii karıştırmamız lazım. Buradan bu küplerin içerisinden Scraps of Life dediğimiz zaten daha önce bu şeyi görmüştük. Nedir adı? Hex büyüsünü görmüştük. Satıyordu Bryce'dan Seldora'daki Hardener karakterimiz. Kral'ın Magus'tan sonra çatı katına denk gelmişti kendisine. Bir de buradan bir miktar ruh elde etme imkanımız oluyor. Şimdi burada da aslında şeyi summonlayabiliyorsunuz. Lone Hunter, Schmidt summonlayabiliyorsunuz. Bunları summonlamanıza gerek yok. Şunun bilgisini vereyim. İlerlediğimiz noktada, yani buradan dümdüz devam ettikten sonra bir yere gelebiliyor olacağız. Geldiğimiz yerde şey olacak. Bir NPC bizleri öldürmek için summonlanıyor olacak. Invade ediyor olacak. Bunun önemli olduğu nokta şu. Birini summonlamışsanız yanınıza sadece bir kişi değil iki kişi invade ediyor. Yine burada şeyleri görüyorsunuz. Ne adı? Bu göletleri diyeyim. Onları yine yakıyor olacağız. Hepsini yakmanıza gerek yok. Ama hani en basitinden emin olmak adına hangilerinde ne var ne yok hatırlamıyorsanız bile şey yapabilirsiniz. Yakın hepsini. İçlerinde olanlar ölmüş olsun. Ben buraya yakamıyorum dostum. Özellikle bu arkadaş invade ettiğinde kendisiyle uğraşacağımız için mümkünse etraftaki diğer düşmanlara uğraşmak istemiyoruz. Arkadaki zaten şeyleri öldürdüm. O yüzden burada bekliyorum ki gelsin bana. Yine bu arada kendisi zehirlenebilir yani. Biz, hani sadece zehirlenen biz değiliz. Bu arkadaş zehirlenebilirler. Zehirlenip ölmelerini vesaire bekleyebilirsiniz. Alevler yanmalarını bekleyebilirsiniz. Mümkünse bunları rushlamaya çalışın. Çok ağır silahlar kullanıyorlar. Dolayısıyla çok fazla hasar vuruyorlar. Vuruyorlar diyorum çünkü kendisinden bir tane daha samlanabiliyor tekrar hani belirtmek gerekirse aslında. Sağ olsun iyi geçiriyor şu an. Peki bir S vermeye ne dersin dostum? Poison biliyorum çok fazla yok ama yani canıma da okuma o kadar. Özellikle saldırdıktan sonra çok böyle saldırıya açık oluyorlar. Dolayısıyla ondan faydalanabilirsiniz. O saldırsın sonra biz saldıralım şeklinde. Ve kendisini öldürmüş olduk. Tekrardan mızrağıma geçmek istiyorum. Artı 6 olmasına gerek yok bu arada bunları kırması için. Bunların öyle bir dayanıklılığı, canı vesaire yok. İstediğiniz mızrakla kırabilirsiniz. Şurada ilerliyorum. Arkadaşlar öldür. Bu şeye saldırmayın. Direkt açın. Zehirlenin gerekirse. Çünkü kırabilirsiniz bu şeyi. Yani
deli etmek niyetindesin gibi hissediyorum sevgili karakter. Bir tur saldırmayı denesem mi diye düşünüyorum ama. Harika. Buradan Divine Blessing'i elde ediyoruz. Aslında aşırı derece gıcık olmuştum. Bir öl bakayım. Kendinizi telafi edelim. Şimdi öncelikle şunu göstermek istiyorum. Daha fazla aslında mızrakla uğraşmıyor olacağım. Yani diğer içerikleri gerekirse bu şekilde kırabileceğinizi artık gösterdiğimi düşünüyorum. Çok fazla ihtiyacım da kalmadı zaten. Şimdi bu arkadaşlar çıktıkları zaman gördüğünüz gibi bir tutma saldırısı yapmaya çalışıyorlar. Tutarlarsa yüksek oranda hasar vururlar. Normal saldırırsanız da iyi oranda hasar vurup bunları öldürebilirsiniz. Hani hepsini yakarak öldürmenize gerek yok. Yani bunun olduğunu bu arada yani bu kesinlikle samınları. Hatta bence bunu yakmanızda fayda var ama çok uzakta kaldığı için PvP'de etkilemiyor bizleri. Buraya geliyorum. Burada Fragment Branch of Yore kullanarak bu karakteri aktive ediyorum. Bu bir düşman. Bunu öldürüyor olacağız. Hani birkaç tur Fragment Branch of Yore'lar sayesinde iyi karakterler kurtardık veya NPC'ler kurtardık belki ama ne yazık ki artık düşmanlarla devam ediyoruz. Burada ilerliyorum. Şurada Bonfire yakıyorum. Boss'umuza doğru gidebiliriz direkt. Gitmiyor olacağız. Öncesinde birkaç tane içerikten araç çıkarmak istiyoruz. Lucat ile konuştuysanız kendisi ama summonlayabiliyor olacaksınız. Şimdi öncesinde şuradan tekrar meşalemi yakayım. Tekrar geliyor olacağım bu Bonfire'a. Boss'a gitmek için. Öncesinde şuradaki birkaç tane içeri daha aradan çıkarmak istiyorum. Şimdi bu solucanların fırlamış olduğu bu bölgede yine aşağıda hani bakın diye ifade etmiştim. Aşağıda platform görüyor musunuz? Bakın. Görüyor olmanız lazım. O platforma düşüyoruz. Düştükten sonra bir tane böyle kapı görüyorsunuz. Bu kapıyı açma imkanımız yok. Anahtarına ihtiyacımız var. Geliyoruz buraya. Buraya düşüyorum. Buradan sol tarafa doğru düşüyorum. Şimdi içeride iki tane devle kapışıyor olacağız. Bu devleri öldürebileceğiniz güzel bir yöntem, yol yordam var. Nasıl olduğunu ben gösteriyor olacağım. Sol taraftan koşturuyorum. Duvara yapışık bir şekilde. Koşturuyorum. Bir tane açıklık görüyorum. İçeri giriyorum. Burada bir tane sandığın içerisine önce item'ımızı aldım. Sandığın içerisinden Ring of Giants artı bir elde ediyoruz. Poison'ımızı arttırmak için kullanabildiğimiz bir yüzüktüm. Bir de Petrified Dragonborn elde etmiş olduk. Şimdi bu arkadaşları ok ve yay kullanarak dilerseniz hani zehir oklarıyla saldırabilirsiniz, standart oklarla saldırabilirsiniz, magic oklarınız var. Hani saldıra buradan hani odağınızı alıp fark etmez hangisinin olduğu böyle ata ata bir miktar canını azaltabilirsiniz. Bu bir taktik. Hani ve böyle şey gibi düşünmeyin. Hiçbir ok koymazsam nasıl saldıracağım sevgili karakter. Zehir oklarını bir tür göstermek istiyorum aslında. Çok büyük bir gücü sahip oldukları için saklanamazlar sizden. Siz de tekrar tekrar şey atabiliyor olacaksınız. Mesela şu an zehirlendi mesela. Yavaş yavaş canın azaldığını görüyorsunuz. Hani yavaş yavaş canı azalıyor. Bu şekilde zehir okları ata ata kendilerini öldürebilirsiniz. Benim naçizane tavsiyem bundan faydalanın. En az bir tanesini öldürmekte. İkisini de öldürmeye ihtiyacımız var. Ben daha önceden hani sanırım yanlış olmasa ama sanırım büyücü rehberinde bir tur göstermiştim aslında şeyi. Buranın nasıl bir çizlenme yöntemi olabileceğini. Yani büyücü vesaireseniz zaten büyü atarak öldürebilirsiniz buradan. Şimdi çok dibindeyseniz bu arkadaşlar saldırabilirler. Hani hepten şey yapacak değiller. Ben atamak emin değilim. Böyle çok fazla zehir ok atmanıza gerek yok. Yani bir 3-4 tane attığınızda zaten zehirleniyor. Hani 55 tane falan okumuz var belki ama 55'ini de atmanıza gerek yok. 3-4 tane atınca zehirleniyor. 2 kez zehirlendikten sonra ölürler. Hani daha rahat bir yöntem oluyor diyeyim. Önce soldakinin ölmesini bekliyor olacağım. O ölmeye uğraşırken de birkaç tane içerikten bahsetmek istiyorum. Mesela bu arkadaş öldükten sonra en azından bir tanesini öldürdünüz diyelim. Oyunda quit game yaparsanız ikisini de öldürdüğünüzde elde edeceğiniz item'ı alabilirsiniz. Hani illa ki ikisini ölmenize gerek yok. Böyle bir glitch var. Şimdi taktiğiniz de şu. Normal saldırmak istiyorsanız arkalarında durup en azından bir tanesinin arkasında durup saldıracağı zaman yuvarlanıp kaçmaya çalışıyorsunuz. İkisiyle aynı anda olunca biraz daha zor oluyor bu tahmin edeceğiniz üzere ve vurdukları hasar gayet iyi. Kendilerini öldürünce Soul of a Giant ve Forgotten Key elde ediyoruz. Buradan göstermek gerekirse Soul of a Giant bu. Lütfen bunları kullanmayın. Bunları bir yere satmayın. Bunları bir yere atmayın. Bunlara ihtiyacımız olacak. Bunlar özel bir mekanikte yardımcı oluyor. Ben hangi mekanik olduğunu yeri geldiğinde açıklıyor olacağım.
Oyunun ilerleyen noktalarında denk geleceğimiz mekanik. O yüzden lütfen bunları harcamayın, kullanmayın. Yanlış şey kullandık, çok dert değil. Şimdi burası olarak olan şeyimiz vardı. Bir tane yüzük aldık ve bu arkadaşları öldürünce Forgotten Key denilen bir tane anahtar alma imkanımız oldu. Sağ taraftan geldik, dolandık, oraya girdik. Buraya gidersek, burada bir başka oda var ama burayı odanın içerisinde uçurum da var. Uçurum olduğu için buradan saldırmaktansa diğer odadan saldırmak biraz daha mantıklı oluyor. Buradan yine 4 tane silver talisman alma imkanı oluyor. Şuraya doğru devam ediyorum. İlerleyemedim. Geldim. Buradan yukarı çıkıyor olacağız. Sonuçta geri dönebileceğimiz bir yol var. Yani aşağı düşe düşe geldik belki buraya ama hani tekrardan az önceki platforma geri gidebiliyor olacağız. Bu Forgotten Key hem birkaç tane içeriği almak için hem de DLC'ye erişmek için ihtiyaç duyduğunuz bir item. Aklınıza bulunsun. Tekrardan aslında şuranın yolunu tutuyorum. O yüzden boss kullanmayayım. Aşağıdaki platformu görüyorsunuz. Hop, bunu aşağıya düştüm. Geliyorum, bu kapıları açıyorum. Zamanında tanıştığımız bir karakter vardı, bir NPC vardı. Kendisiyle tekrardan konuşma imkanımız vardı. Gördüğünüzde bu arkadaş bizleri burada da bekliyor. Burada kendisindeki diyalogları aldığımız zaman aslında bize şunu diyor. Sevgili genç undead, bu diyor lanetin seni üzmesine izin verme. Eğer hani sen diyor hani seninle diyor ikinci kez karşılaşıyoruz. Diyor ki eğer sen gerçekten şeyi arıyorsan, Dark'ı arıyorsan, karanlığı arıyorsan elbet diyor bir kez daha buluşur, denk geliriz birbirimize. Bir aksilik olmasa tekrar kendisine denk geliyor olacağız. Şimdi buradaki bölgeye geri geldim. Gutter bölgesine. Burada yine az önce almış olduğumuz Forgotten Key ile açabileceğimiz bir yer var. Oraya doğru gidiyorum. Burayı kırıyorum. Hatırlarsınız belki şurada karşı taraftaki şeyi merdivenlerin üst kısmına gitmemiştik. Oradaki içerikleri yapmamıştık. Çünkü elimizde şeyimiz yoktu. Forgotten Key'miz yoktu. Şimdi gidiyor ve oradaki içerikleri alıyor olacağız. Aydınlatmak adına ben meşalemi yakıyor olacağım. Burası gördüğünüz üzere şöyle bir sürü zehir fırlatan arkadaşa kaynıyor. Kapıyı açıyorum tekrardan Forgotten Key sayesinde. Burada zehirlenmemek elden değil. Hani bir sürü var çünkü bu arkadaşların. Esas sıkıntı burada ilerlemek oluyor aslında. Hani Ring of the Giants artı bir vesaire takarak bir tık daha rahat ilerleyebilirsiniz. Çok dert değil. Burayı açtıktan sonra şuradan Havel'ın setini elde ediyoruz. Zamanında Havel karakterine ait olan Dragon Tooth'u elde etmiştik zaten. Lost Bastard bölgesinde. Hey. Bir saniyenizi isteyebilir miyim arkadaşlar? Gidin lütfen. Teşekkürler. Havel karakterinin aslında şeyini elde etmiştik. Adını söylemek gerekirse kullanmakta olduğu silahı elde etmiştik. Burada da zırhını elde ediyoruz. Neyse bir bilgi verebilirim. Havel zırhını Dark Souls 2'de takmak, giymek çok çok daha rahattır. Çünkü ekipman ağırlığımızın daha fazla olmasına imkan tanıyan çok fazla sayıda item var. Royal Soldier Ring var. Havel'ın kendi yüzüklerinden faydalanabiliyorsunuz. Bu hani videoda almış olduğumuz bir tane kafalık vardı. O kafalıktan faydalanabiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Şimdi şuradan devam ediyorum. Dümdüz bir şekilde. 12 binlik şeyle aşağı iniyor olacağım merdivenle. Bu arkadaş. İsterseniz düşe düşe inin, isterseniz merdivenden faydalanın fark etmez. Benim almış olmamın bana katkısı sadece videoda daha hızlı yapmama imkan tanıyor. Buradan aşağı indiğinizde şurada bir başka merdiven olduğunu belki görmüşsünüzdür. Bu merdivenden yukarı çıkma imkanınız oluyor. Ve burada yine açabileceğimiz bir başka kapımız var. Bu kapıyı açıyoruz. Açtıktan sonrasında ilk olarak şuradan Dragon Talon dediğimiz bir tane item elde ediyorsunuz. Bu DLC'ye giriş itemidir. Şuradan. Soul Vortex büyüsünü elde ediyoruz. Biz zaten bundan Brightstone Cove Seldara'da hep onun ismini yanlış söylüyorum. Orada elde etmiştik. Ornifex'in odasının sağındaydı.
Şuradan Witchery Branch ve Bellvine'ı alıyorsunuz. Çok böyle kullanan bir build vesaire görmedim. Hani uygun bulduğunuz bir şey varsa lütfen yorumlara paylaşın. Oradan da Great Lightning Spear elde ediyorsunuz. Hani mucize buildlarında oldukça işinize yarayan içerikler bunlar. Direkt Homeward Bond'la yukarı kaçıyor olacağım tekrardan. Şimdi dördüncü ve son aslında ana yani ilk oyunun ilk başı düşünüldüğünde, ilk yarısı düşünüldüğünde dördüncü ve son ana boss'umuzu aradan çıkartmak için buradaki Black Glass'taki şu ikinci bonfire ışınlanıyorum. Şimdi burada boss'umuzu keserken Lucatil'i summonlamak ve ondan faydalanmak istiyoruz. Onun yardımını almak istiyoruz. Bu esni ilerletmek adına. Summonluyorum Lucatil'i. Arıyorum şu arkadaşları. Buradan bir tane Ferrous Luxstone aldım. Bu arkadaşların içerisinden almadığım son item buydu. Lucatil sağ olsun tatlı tatlı geliyor buraya. Merhaba harcanızı. Şuradan devam ediyorum. Buradan ilerlemek daha kolay oluyor çünkü. Yani zehirlenirsiniz mesela çok dert değil. Invasion yerseniz invade eden karakteri öldürebilirsiniz. Yani Lucatil nasıl yanınızda artık hani bir tık daha kolay olacaktır gelen arkadaşı öldürmek. Neyse konuşamıyorum. Bir takılıyor dilim. Invasion'lara mümkünse canınız full olsun. Hani canınız az olmasın. Neden? Backstab atamadım emin değilim. Öl canınız. Şimdi çok basit bir boss'a gidiyoruz. Kullanmakta olduğu kalkanı düşürüyor bu arada. Bu bildiğim kadarıyla şey kesin bir drop değil. Human refüji kesin ama kalkanı düşürmeyebilir. Kullanmakta olduğu silahları da düşürebiliyorlar. Çok basit bir boss'a gidiyoruz. Çok kolay bir arkadaş. The Rotten boss'u. Şimdi boss'a dair bilmeniz gereken şey şu. Genellikle sol elini kullanarak saldırır. Şu saldırısını yaparken ileri doğru fırlar. Eğer ki sol el diyorum sağ elini. Sağ elini kullanarak saldırır. Eğer ki sağ eline saldırmaya devam ederseniz sağ elini koparabiliyorsunuz. Ben bir tur göstermeye çabalayacağım onu. Bu saldırı üçlü bir kombo ile ilerleyebilir. Aklınıza bulunsun. Ve her zaman size saldırmayabilir sonuçta. Dikkatle saldırma imkanı var. Lucatil'in ölmesini istemiyoruz. O yüzden bir tık alevden çıksa iyi olur. Şu şekilde bir şeyler kusabilir. Aklınıza bulunsun. Hep sağında hep solunda kalırsanız şey yapabiliyor. Nedir adı? Sağa veya sola saldırabiliyor. Oh. Gördüğünüzde kolunu koparma imkanım oldu. Kolunu kopardıktan sonra dümdüz ilerliyor başkası. Kolunu koparmanın katkısı da bu. Hani artık o baltayla saldıramadığı için daha rahat bir şekilde kendisine hasar vurabiliyorsunuz. Sizi tutup böyle kıvırtarak parçalayabilir. Elindeki silah varken elindeki silahı büyüyle bufflayıp üzerinize büyü saldırısı yapabilir. Aynı zamanda kafasını yere eğip etrafına çevresine bir büyü saldırısı yapabiliyor. Ve boss'umuzu kestik. Boss'u kesince Soul of the Rotten denilen bir tane ruhu elde etme imkanım oldu. Ve şuradan karşıya atlıyor olacağım. Orada bir tane Fire Seed item'ımız var. Onu almak istiyoruz. Tekrardan karşıya atlayalım. Yani buradaki alevler aslında sizi yakıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Boss'u kestikten sonra şuradan ilerliyorum. Sağ tarafta bir tane sandığımız var. Onu almak istiyorum. Burada bir başka Primal Bonfire yakıyor olacağız. Bu Bonfire yaktığımızda önemli olan şey şu. Hangi Primal Bonfire olduğunun bir önemi yok. Önemli olan şey şu. Dördüncü olarak hangisini yakıyorsanız oradan şöyle bir patlamayla Aldia ismi verilen bu karakter geliyor. Scholar of the First Sin bu arkadaşın lakabıdır. Yani oyunun aslında oynamakta olduğumuz versiyonuna ait olan lakap Mahlas bu arkadaşa ait.
da diyor ki çok uzun zaman yani şey hiç kimse diyor buraya senin geldiğin noktaya kadar gelemedi. En azından diyor çok uzun bir zamandan beri böyle bir şey olmadı. Genç undead diyor sen diyor bu lanetten kurtulmak mı istiyorsun? Bu lanetten bir şekilde bir çözüm mü bulmak istiyorsun bu lanete? O zaman diyor senin ırkına, senin türüne ait olan yolda yürümeye devam et. Ve karşına çıkan zorlukların aş. Şayet diyor Crestfallen yani yıkık karakterler diye ifade edeyim ben bunu. Hani savaşma isteğini, hevesini, o umudunu kaybetmiş karakterler gibi düşün. O karakterlere katılmalıysan diye bir yorumda bulunuyor. Burada bizleri aslında oyunun lore noktasında biraz bilgilendiriyor. Diyor ki iki farklı yol var diyor izleyebileceğin. Bu yollardan bir tanesi bu mevcut dünya düzenini korumaktır. Bir diğeri ise bunu yok etmektir. Bu kararı diyor ancak ve ancak gerçek bir monark, gerçek bir yönetici, hükümdar verebilir. Sende diyor bu şey var mı? Yani bu yeti var mı? Bu cesaret, bu kararlılık sende var mı? Burada Vendrick'i bulmaya çalış, onu ara, onun bulma arayışında ol. O ki diyor, neredeyse True Monarch olmayı başarmış biri. Bu biraz önemli. Çünkü oyunun başında Vendrick'e dair duyduğumuz her şey aslında hep onun başarılarıyla alakalı. Vendrick işte Drangleic Krallığı yapan karakter. Vendrick buranın çok güçlü, açılırsa a great king, build a great kingdom. Yani iyi bir kral, yani harika bir kral, harika bir krallık kurdu gibi. Yorumlar falan hep ismini o şekilde andığımız bir karakter. Fakat burada öğreniyoruz ki neredeyse True Monarch yani gerçek bir monark olmayı başarmış bir karakter. Karşı tarafta bir içerik görüyorsunuz. Benzerlerine daha önceden bir kere daha denk gelmiştik. Bir başkasına başka bir yere tekrar denk geliyor olacağız. Burası DLC'ye gitmemize imkan tanıyor. Burada bu bölümde almış olduğumuz Dragon Talon'a sahipseniz doğrudan DLC'ye erişme imkanınız var. Biz DLC bölümleri geldiğinde oraları ziyaret ediyor olacağız. Şu an için bu videonun veya önümüzdeki birkaç videonun içeriği olmayacak. Buradan Primal Bonfire'ı kullanıp tekrardan geldim buraya. Şimdi burada sen diyor hakikaten hani iyi miktarda ruhla yani ruh bahşedilmiş gibi ifade edeyim. Hani sen bayağı iyi miktarda ruh var. Kaleye doğru yol almaya başla diyor. Kaleden kastettiği yer aslında şu ta ileride gördüğünüz devasa bir tane siyah kule var. Oralara aslında ifade ettiği yerler. İlk olarak sanırsam vardı envanterimizde aynen. Upgrade Estus Flash diyerek bunu teslim ediyorum. Başka olmaması lazım. Harika. Level up diyorum. Var olan ruhlarımı harcıyorum. Belirtmek gerekirse satıcımızın satmakta olduğu şeyler nedir adı? Bright Bug'lar iyice pahalanmış durumda. Yani burada bakarsanız artık 36.000'den satıyor bunları. Hani iyice yükseldi bunlar. Bir sonraki sefer 48.000 olacaklar. Aklınızda bulunsun. Geldim buraya. Travel diyorum. Travel dedikten sonrasında şuradaki bonfire'e geri gidiyorum. Bu kısma geri gidiyorum. Şimdi çok uzun bir zaman boyunca biz bonfire astetikler topladık. Çok uzun bir zaman boyunca bunları yeri geldiğinde ben kullanacağım, anlatacağım vesaire dedim. Ama hiç bunları kullanmadık. Rotten Boss'u New Game Plus'ta, New Game Plus 2'de, 3'te, 4'te hiç değişmeyen bir boss'tur. Aynı saldırıları yapar, aynı atakları kullanır, aynı şekilde hareket eder, aynı şekilde kapışırsınız. Hiçbir şey değişmez. Mesela buradaki Lost Bastille bölgesinde Sinner's Rise denilen bir yere gitmiştik. Sinner's Rise bölgesinde Bonfire Aesthetic kullanıp Lost Sinner'ı öldürmeye çalışırsanız Lost Sinner'ın boss fight'ına gittiğinizde İki tane daha Pyromancer'ın
olaya dahil olduğunu göreceksiniz. İki tane daha Pyromancer boss fight odasında bulunuyor olacak. Onlarla da savaşmanız gerekecek boss'la kapışırken. Ama Rotten boss'unda böylesi bir durum yok. Diğer başka boss'larda da benzer içerikler var. Mesela bizim şuradaki şu bölgedeki bir tane şeyimiz vardı. Örümcek boss'umuz vardı. Şu bonfire'da bonfire'sini kullanarak örümcek boss'unu tekrardan summonlayabiliyorsunuz. Bonfire astetik ile o boss'u summonladıktan sonra yine aynı şekilde kendisini öldürebilirsiniz. Bunu anlatıyorum, onun temel sebebi şu. Diyelim ki bir challenge run yapıyorsunuz. Diyelim ki oyunu hızlı bir şekilde bitirmek istiyorsunuz. Amacınız olabildiğince az sayıda boss kesip hızlı hızlı oyunu tamamlamak. Şurada envanterimizde hatırlatmak gerekirse sağ üstte 1.251.487 tane ruh toplamışız biz bu karakterimizle. İyi miktarda bir ruh miktarı. Fakat bu ruh miktarının 1 milyon olması şart değil. Oyunun başında ben bundan bahsetmiştim. Ya 4 farklı varlığı öldürmemiz gerekiyor, 4 farklı ana boss'u kesmemiz gerekiyor ya da 1 milyon oranında ruh almamız gerekiyor. Majula'da bize zırh satan 15.000 alışveriş yapmış olduğumuz karakteri oyunun başında öldürüp onun kullanmakta olduğu zırhı elde edebilirsiniz. O zırhı elde ettikten sonra yine şu satıcımızla konuşup Right Bug'ları satan ondan birkaç tane Fragment Branch of Yore başka başka itemler alıp Tabata Silver Serpent Ring artı 1'i elde edebilirsiniz. O seti taktınız, bu yüzüğü taktınız, geldiniz bu bonfire'a. Burn deyip bonfire astetik yakarsanız bu bölgedeki bu bonfire ile ilişkilendirilen bütün itemları tekrar alınabilir. Bu bölgede bu bonfire ile ilişkilendirilen bütün bossları tekrar kesebilir oluyorsunuz. Yaptığınız şey içerisinde bulunduğunuz bölgeyi New Game Plus'a taşımak oluyor. Yani şu an biz sanki oyunu bir tur bitirmişiz, ondan sonra bu bölgeye gelmişiz ve tekrar burayı keşfediyormuşuzcasına burada boss'la tekrar kapışma, item'la tekrar lootlama imkanı buluyoruz. Fakat her item Bonfire Aesthetic ile tekrar elde edilemez. Boss fight odasında bir tane Fire Seed aldık. Aldığımız bu Fire Seed'i Pyromancer eldivenimizi güçlendirmekle kullanabiliyoruz. Bonfire Aesthetic kullanarak Fire Seed'in tekrar çıkmasını sağlayamayız. Ama şurada bakarsanız buradan bir tane Feroz Luxstone almıştık. O Feroz Luxstone'u tekrar alabiliyorum. Bu şu açıdan önemli. Mesela diyelim ki bir büyücü olarak oynuyorsunuz. Büyücü olarak oynuyorsanız şuradaki ikinci bonfire yakmanız durumunda, burada bonfire asidi kullanmanız durumunda o bölgede elde etmiş olduğumuz bir tane büyümüz vardı. Soul Spear isminde. Şu arkadaş. Yüksek oranda hasar vuran müthiş bir büyü kendisi. Oyunun bu noktasına kadar bu büyüyü elde edebileceğiniz farklı farklı yerler, dönemler vesaire oldu belki ama günün sonunda bunu farmlayarak hızlı bir şekilde elde etmek istiyorsanız aslında orada bonfire asidi kullanarak bunu tekrar tekrar alabilirsiniz. Lootlayıp devam ediyor olacaksınız. Yine bonfire asidikle Estus Flask Shard'lar olsun, Sublime Bondas'lar olsun falan hani bunları tekrar elde etme imkanınız olmuyor. Yani onlar öznel itemler, onlar biraz daha karakter build noktasında etkili olan item oldukları için tekrar elde etme imkanınız olmuyor. Ama büyülerdir, silahlardır, ne bileyim mucizelerdir, standart Feroz Luxstone gibi, Fragment Branch of Yore gibi itemlardır. Bunları tekrar tekrar elde edebiliyorsunuz. Bir diğer içeriği de şu olabilir, hani kullanmak noktasında. Bizler zamanında bu No Man's Wharf bölgesini keşfederken Great Sword isminde bir tane silah elde etmiştik. Great Sword silahını daha sonrasında tekrar satın alma imkanımız oldu ve Power Stance olarak kullanma imkanımız da oldu. Ama biz Power Stance'e Great Sword'a daha erken geçmek istiyorsak burada Bonfire Aesthetic kullanıp onu tekrar lootlayabilirdik. Yani silahları bu şekilde alıyor olmak noktasında da Bonfire Aesthetic oldukça işe yarıyor. Bütün bunlardan daha da öte faydalı olduğu bir nokta var. Ruh farmlayabiliyorsunuz. Ruh farmlayabilmekten kastım da şu. Biz şu an geçtik bu boss'u tekrardan summonladık. Bu boss'u tekrardan summonlayınca kendisiyle New Game Plus'a kapışıyor olacağız. New Game Plus'a kapışacaksak biraz daha güçlü salmamız lazım. Geliyorum buraya. Bir tane Bright Bug kullanmak istiyorum. Bir tane Gold Panezin kullanıyor olacağım boss'a girmeden öncesinde. Ve boss'a yüksek oranda hasarla vurup kendisini öldürüyor olacağım. Elde etmiş olduğunuz Bright Bug'ları tekrar tekrar bu boss'u öldürmekle kullanırsanız günün sonunda 1 milyon şeye erişebiliyor olacaksınız. Nedir adı? 1 milyon ruha erişebiliyor olacaksınız. 1 milyon ruha erişerek diyelim ki bir challenge run yapıyorsunuz. Diğer 3 boss'u öldürmenize gerek olmayacak. Diğer 3 boss'a ait bölgeye gitmenize gerek olmayacak. Özellikle oyunu no hit run'la bitirmeye çalışırsanız, yani hiç hasar almadan bitirmeye çalışırsanız
Genellikle Rotten Boss'unu tekrar tekrar öldürüp 1 milyon ruh elde edip bizim ilerleyen videolarda keşfedeceğimiz bölgeye erişme imkanınız olacak. Aklınızda bulunsun. Hani ben özellikle Rotten Boss'una tanıtmak istedim ki hani içinizde belki bu oyunun challenge'ları yapmak isteyen arkadaşlar olabilir. Belki oyunun farklı modlarını oynamak isteyen arkadaşlar olabilir. O modlarda olsun, challenge'larda olsun bu mekanik bu boss'ta çokça işe yarıyor. Buradan Bright Bug'ı kullanıyor olacağım. Bir de Gold Pinesin eliyle tekrardan silahımı buff'lıyorum. Giriyorum içeri. Sinematiği skipliyorum, zaten bir tur göstermiş olduk. Hani Bright Bug ve şey olunca, Gold Pinesin olunca gerçekten iyi miktarda hasar vurma imkanımız oluyor. Bizden Power Stance'deyiz hepten. Dolayısıyla iyice fazla hasar vurma imkanımız oluyor. Bu yakalama saldırısıdır. Sizi böyle kıvırarak canınızı okur ya, aklınızda bulunsun. Geriye gittikten sonra elbet ileriye gelir. Hani geriye gitmeye komple devam etmez. Bu saldırısını üçlü devam ettirebilir. New Game Plus'ta kolunu koparmaya çalışmayın. Çok böyle mümkün olmayacaktır. Hani canı ve hasarı arttığı için. Ve dikkat edin, bu arada boss fight'a gelmeden öncesinde belki onu bahsetmeyi unuttum. Lucatil'i tekrar summonlayabiliyorsunuz. Yani her şey New Game Plus'a taşımış oluyor. Şu büyü saldırısı uzağında durmaya çalışın. Eğer ki biraz uzandıysanız bir kere yuvarlamak yeterli. Hepten dibindeyseniz iki kez yuvarlanmanız gerekli. Gördüğünüzde diğer elini de koparmak mümkün. Genelde kopartamam öyle ama koparabilmiş olmak sevindirici. Diğer elini kopartırsanız şu şekilde bir item alma imkanınız oluyor. Ben onu bir şey olarak bahsettim ama iyi oldu. Kopartırsanız buradan bir tane Feroz Luxon alabiliyorsunuz. Onu kopartırsanız. Biraz değişik. Dikkat edin, buradan şey alamıyorsunuz. Bright Bug alamıyorsunuz. Bright Bug diyorum. Fire Seed alamıyorsunuz. O item'ı lootlama imkanımız yok. Ve boss odasını yenilemiş olduk. Hani boss odasını yaptıktan sonra. Nereye gidiyorum? Tam çok karışıyor. Oradan geldim aynen. Şöyle gidiyor olacağım. Boss fight yaptığımız kısmı. Yani boss fight'a kadar olan kısmı aslında resetliyoruz. Mesela bu sandık resetlenmiyor. Sadece oraya kadarki kısmı resetleme imkanımız oluyor. Bright yani Bonfire Aesthetic'in çalışma mantığı bu. Ve Bright Bug'ın hani etkisinin ne kadar uzun sürdüğünü vesaire zaten daha önce bir tık anlatma imkanı olmuştu. Yani Gold Panels'in de vesaire hep iyice güçlendirebiliyoruz ve bol miktarda ruh farmlayabiliyorsunuz. Rotten Boss'unu böyle tekrar tekrar öldürebilirsiniz. Benim nazizane tavsiyem şu. Şu an envanterinizdeki Bonfire Aesthetic'leri ruh farm yapmak için harcamayın. Daha iyi alternatiflerimiz olacak. Daha rahat öldürebileceğimiz ve kullanmış olduğumuz Bonfire Aesthetic'leri tekrar elde edebileceğimiz ve dolayısıyla hiç Bonfire Aesthetic kullanmamışçasına ruh farmlayabileceğimiz bosslarımız olacak. Burada bir diğer işaretle boss'u kestikten sonra dikkat edin, Old Dead One Soul diye bir ruh elde ettim. Yani normalde ben Soul Rot'unu alıyordum boss kesince. Ama New Game Plus'ta öldürünce Old Dead One Soul diye bir başka ruh elde etme imkanım oldu. Bahsetmiştim hani bossları kesmeniz durumunda elde edebileceğiniz şeyler oluyor, silahlar oluyor New Game Plus'ta diye. New Game Plus'ta bu silahları elde edebiliyor olmanızın sebebi bossları kestiğinizde başka ruhlar da veriyor olmaları. Burada hani önemli olduğunu düşündüğüm, bu dört büyük boss noktasında önemli olduğunu düşündüğüm bu build'la kullanabileceğiniz iki tane içerik var. Sinner's Rise'da Bonfire Aesthetic kullanırsanız ve Lost Sinner'ı öldürürseniz Flame Weapon dediğimiz silahınızı alevle bufflamanıza imkan tanıyan Pyromancy'yi elde edeceksiniz. Ben bir tur denedim. Bu build'a gitmeye çalıştım. Yani bu rehber serisinde Pyromancy, Dexterity build rehberi yapmaya çalıştım. Şöyle bir sıkıntıyla karşılaştım. Bu boss'u özellikle oyunun bu noktasında öldürmek çok mümkün olmuyor. Yani boss'un canı çok fazla olduğu gibi boss odasındaki Pyromancy'ler çok gıcık bir şekilde RNG ile sizi öldürebiliyorlar. Ben seriyi izleyen arkadaşlar tilt olsunlar, oyundan nefret etsinler istemiyorum. O yüzden bu arkadaşı biraz daha sonlara saklamanızı tavsiye ederim. Eğer ki o içerikten faydalanmak istiyorsanız. Günün sonunda hani bütün Pyromancy'leri elde etmek için elbette ki o içeri almanız gerekiyor olacak. Bir diğeri şuradaki boss'umuzu kestiğinizde şu arkadaşlar Bonfire Aesthetic kullandınız ve gidip boss'u öldürdüğünüzü varsayıyorum. Örümcek boss'unu. Örümcek boss'unu öldürmeniz durumunda o Old Pale Drake Soul denilen bir tane ruh elde ediyorsunuz. Elde ettiğiniz o ruh sayesinde ya Crystal Soul Spear büyüsünü alabilirsiniz Stray'den. Stray karakteri atlatmak gerekirse şurada bulunuyordu. Da bulunuyordu. Hani boss ruhlarıyla silahlar ve büyüler satıyordu. Stray'den Old Pale Drake Soul'u elde Soul'u vererek Crystal Soul Spear'ı elde edebilirsiniz. Ya da burada Ornifex'le konuşup şu bölgede, şu kısımda Ornifex'le konuşup Moonlight Great Soul'u alabilirsiniz.
aklınızda bulunsun. Hani böylesi bir alternatif vesaire var. Bizim New Game Plus'ta çok rahat bir şekilde öldürüp elde edebileceğimiz belli başlı itemlar var. Ben onları bir aksilik olmazsa yeri geldiğinde tanıtıyor olacağım. Yani hepimizin için, bütün bu oyunu oynayan takip eden arkadaşlar için yardımcı olması adına. Normalde bir sonraki videoda yapmayı planlıyorum. Hani hasar testlerine falan sıkıntı çıkmamıştı. Bir aksilik olmazsa orada denemek tanıtmak niyetim var. Ama eğer ki hani baktım ki şey olmuyor, hani hasar testlerindekinden farklı arayıcılar vesaire yaşıyoruz, o zaman bir aksilik olmazsa sizlere şey yapıyor olacağım. Yani ilerleyen videolarda aktarıyor olacağım. Bir başka videoda New Game Plus'ta öldürmemiz durumunda bize yardımcı olabilecek bossları öldürüp aradan çıkartıp onların düşürdüğü başka ruhları ve başka itemleri kullanmaya başlıyor olacağız. Aklınızda bulunsun. Yüksek bir miktarda ruh elde etmiş olmanın mutluluğuyla, aynı zamanda bu arkadaşların ruhlarını hiçbir şekilde kullanmayacak olduğumuz için bunları harcayarak daha da fazla ruh elde ederek level up'larımızı yapıyor olacağız. Hani Bright Bug'ın vesaire faydalı olacağı yerlerden ben bahsetmeye çalışmıştım. Özellikle işte bu tür yerlere faydalı oluyor. Level up diyorum. Fate'i arttırıyorum. Fate'i 30'a kadar çıkarmak istiyoruz. Esas ilk hedefimiz aslında o. Tamam, ne kadar istiyorsun? 22.000. Bunu çıkartabiliyor olmam lazım. Harika. Tam yetecek gibi hissediyorum. Bakayım. 22.580'im var. 22.000 okey. Tam yetiyor neredeyse. Level up diyoruz. Ve Fate'i 30'a çıkardık. Fate'i neden 30'a çıkardığımı bir aksilik olmazsa ilerleyen videolarda tanıtma imkanım olacak. İnanın buna değecek. En azından değdiğini benim gösterme imkanım olacak. Şart değil tabii ki bu şekilde ilerlemeniz. Ama hani gösterdiğim zaman umarım keyif alırsınız. Almış oldum Sublime Bond'u yakmayı unuttum. Fark ettim az önce bonfire yakarken onu da buraya yakmış oluyorum. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bir aksilik olmazsa çok keyifli bir şekilde karakterimizi güçlenmeye devam ediyor olacağız. Orada görüşmek dileğiyle. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.